Selam dostlar. Naber? Bilinen bir fıkrayla giriş yapacağım. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten hikayeyi. Bir gün, bir ağayla bir marabası, öküz arabasıyla kasabaya gidiyor. Yolda ağanın canı sıkılıyor, lo, diyor. Ağa çünkü, ağa dediğin lo der. Lo, diyor. Yolda kurumuş bir bok gösteriyor. Şu boku yersen arabada öküz de senin diyor. Maraba, sahi mi ağam diyor. Sahi lo, diyor. Maraba da, bir daha böyle fırsat ele geçmez diye düşünüyor, atlıyor arabadan, başlıyor boku yemeye. Ağa da kahkahalarla gülüyor. Hohaha nasıl bok yedirdim lo diyor. Çünkü ağa lo der. Marabanın ağzı, öğlen uykusundan uyanmış gibi. Ağa neşeli. Kasabaya varıyorlar. İşlerini hallediyorlar, dönüş yoluna koyuluyorlar. Dönüşte ağa düşünüyor. Ulan diyor, bir anlık eğlence için arabayı öküzü verdik lo diyor. Dönüyor marabaya, ben şu boku yesem, arabayla öküzü geri verir misin lo, diyor. Maraba da düşünüyor, ne öküze bakacak ahırı var, ne samanına güç yettirebilir. Artı ağayı bir daha ne zaman bok yerken görecek. Olur ağam, diyor. Ağa atlıyor arabadan, tiksine tiksine yiyor boku. Maraba neşeli, ağanın tadı kaçık. Tam köye varacaklar, maraba, ağam, diyor. Giderken arabada öküz de senindi, döndük yine senin. Ağam, o zaman, biz bu boku niye yedik? Faiz neydi? Faiz emekti. Yok yok. Faiz sebep, enflasyon sonuçtu değil mi? Aynen aynen. Öyleymiş. Nasıl ekonomi yönetilmiyormuşsa demek. Faizler indi mi gerçekten? Bir kredi almaya çalışsana, yüzde kaç faiz çekiyorlar? O da bulabilirsen. O indirdikleri politika faiziydi canım kardeşim. Sana bana olan faiz değil. Devletin bankalara verdiği faiz. Bir gidip faizlerin düşürüldüğü zamanlardan itibaren, banka hisselerini incele, görürsün o zaman faiz indirimi kime yaramış. Global dünyada, ekonominin ümüğünü sıkamazsın. Gırtlağına çökemezsin. Yatırımcı, senle mi uğraşacağım koyayım der, başka yere gider. Sonra Arap şeyhinin elinden tutup, entarili sünnet çocuğu gibi gezdirirsin para bulabilmek için. Bir de, kur korumalı mevduat safsatası var, bir sürü godomana faiz ödedik ve daha ödeyeceğiz millet olarak. Ne işe yaradı? Halının altına süpürdüler bir süreliğine. Ama bıldırki hurmalar, şimdi tırmalıyor. Ağam biz bu boku niye yedik? Özgür Demirtaş Hoca garibim, kendini yırtıyor bunları anlatmak için, ama sikine takan yok. Üstelik de kardeşi hapisteyken. Yazık, adamcağız kardeşini mi düşünsün, ülke ekonomisini mi düşünsün? Bu videonun kaydını yaptığım sırada, dolar, 23 lira 66 kuruş. Damadın, ülkenin kasasına oturtulduğu dönemi bile arayacağımız, hiç aklınıza gelir miydi? Çene yapısını sevdiğimin adamı, arattı. Gerçi onun da pek suçu yok. O da, kendini ekonomist zanneden bir adamdan emir alıyordu. Dolarla ne işimiz var kardeşim? Dolar borcun mu var? Var oğlum. Hepimizin dolar borcu var. Her birimizin. Dış borç diye bir şey duydun mu hiç? Cari açık gittikçe artıyor. Merkez Bankası net rezervi ekside. Sıfır bile değil. Eksi. O şişirme rakamlar hep swap anlaşması. Neyse bana ne amık, ben dolarla maaş almıyorum. Hatta hiç maaş almıyorum. Bu arada, aylık engelli maaşı ne kadar biliyor musunuz? 2600 lira. 100 doların az üstünde. Belki de siz izleyene kadar altında kalacak. Yüce devletimizin, tam bağımlı engellilere reva gördüğü meblağ bu. Bunu benim gibi bakacak ailesi olanlar için düşünmeyin. Bununla geçinmek zorunda olan insanlar var. Bir sosyal devlet düşkünlerine yardım edebildiği kadar güçlü değil midir dostlar? Ben mi yanlış düşünüyorum? Şimdi gidin, Gana'nın sokaklarında da araba geziyor. İnsanların ceplerinde iPhone'lar var. Zengin mi Gana? Zengin mi lan? Değildi mi? Kırılıyorlar fakirlikten. Demek ki o iş arabayla telefonla ölçülmüyor. Kaynağı bol, insan gücü bol bir ülkeyiz, bakmayın. Kaynaklar çarçur edilmese, peşkeş çekilmese hepimiz ihya oluruz. Ama yok. İlla o altın varak yapılacak. Bu varak merakı nedir hiç anlayamadım. Başka bir kelime ile mi çağrışım yapıyor? Ne yani? Nedir bu varak sevdası? Neyse ki, beyefendi de nas rüyasından uyanmış olsa gerek, yeni dönemde ekonominin başına, gözleri değil, aklı parlayan bir adam getirildi. Umarım kendini ekonomist zanneden bireyler tarafından kendisine müdahale edilmez. Masla felakla olmuyormuş bu işler demek. Bu arada, değinmeden geçemeyeceğim. Bu koşullar altında bile, Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmeyi başaran leblebi kafalı otokrat ihtiyar. Git torunlarınla oyna artık. Yeter gençlerin hayalleriyle oynadın. İstifa et. Aklı başında, partizan olmayan dostlarım.
Bunun suçlusu biziz. Bu adamlara, daha 2-3 seçim önce sıfır çektirseydik, ne oluyoruz amık diyeceklerdi. Beyni parti doktrinince yıkanmamış her Türk evladına çağrımdır. Bu leblebi gidene kadar, seçime girebilen herhangi bir partiye verin oyunuzu. Komünist partiye mi veriyorsunuz, liberal demokrat partiye mi veriyorsunuz, CHP'ye oy vermeyin de nereye verirseniz verin. Çünkü bugünün sorumlusu, hükümet kadar ona alternatif olamayan muhalefettir. Atatürk'ün partisi falan değil artık CHP. Geçiniz efendim geçiniz. 24 saat Atatürkçü olamayan, part-time Atatürkçü bir leblebi ve ona biat etmiş saz arkadaşları var artık CHP'nin başında. Yine yarım yamalak bildiğim konularda atıp tuttum. Umarım çok canınızı sıkmamışımdır. Davalanmadan Hawking kaçar. Öptüm bay.